Berkay hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Mencuno senaryosunu ilk okuduğunda neler düşündün? İlk geldiğinde bayağı böyle bir detaylı baktım. 3-4 kez üstünden geçtim. Kendi karakterimi ve diğer karakterleri özümsemek istedim. Aşırı güzel yazılmış ve aşırı güzel bir ekip var. Gizemli Ada Mencuno'daki Emre ile gerçek hayattaki sen, yani Berkay'ın arasındaki farklar ve benzerlikler neler? Benzerlik olarak Emre karakterinde ailesi konusunda olsun, kendi kişisel azmi ve hırsı olsun benziyoruz. Fakat yaptığı tercihler ya da işte arkadaşlarına ve babasının ailesine kurduğu bağ bende biraz daha farklı. Güzeldi ama farklılıklarımız var tabii. Şimdi sana filmden bazı karakterlerin isimlerini sayacağım. Sen de onlar hakkında neler düşündüğünü tek kelimeyle özetleyeceksin. Ali. Çok sivri dilli. Atakan. Rakibim ama severiz. Barış. Aşırı yemek yer, açsa bile bizi bile yer. Johnson. Telefon manyağı, eline ver akşama kadar oynasın. Deniz. O da çok tatlı ve akıllı. Masal. En iyi Emre ve ikili. Çok iyi ve tatlı bir karakter o da. Öykü. Öykü yanımda olsa sevip öpebileceğim ve her zaman sevdiğim bir karakter. Sen seyirci olsan bu filmi neden izlemek isterdin? En gerçekçi senaryoya sahip ve güzel bir kadroyla herkesin disiplini ve çalışmasının ardından çıkmış çok güzel bir iş var. Derin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Sana bazı sorular soracağım film hakkında. Mencuno senaryosunu ilk okuduğumda neler düşündün? Şimdi ilk başta senaryoda geçen şeyleri yapamayacağımı düşündüm. Çünkü genellikle ben doğal ortamlarda pek iyi değilim. Ya nasıl desem, doğal yaşamda falan çok şey değilim. Onun için yapamayacağımı düşündüm ilk başta. Zemli Ada Mencuno'daki Deniz'le gerçek hayattaki Derin hakkında neler söylersin? Benzerlikleriniz ya da farklılıklarınız? Şimdi ilk önce benzerliğim şu, birazcık bilmiş. Sonra farklılığımız da ben kardeş çok isteyen biriyim. Yani kardeşimin olmasını çok istiyorum. O da artık kardeşinin olmamasını istiyor çünkü 3 kardeşi var. Yani daha çok bıkmışlık duygusu var onda. Ondan ben daha çok neşeli biriyim. Şimdi sana filmdeki bazı karakterleri sayacağım ve sen de onlar hakkında birkaç kelimeyle onları özetleyeceksin. Ali. Zeki. Atakan. Hafif bencil. Barış. Aç. Emre. Kahraman. Azra. Anaç. Johnson. Havalı. Masal. Cesur. Öykü. Tatlı. Ve geldik son sorumuza. Sen seyirci olsan bu filmi neden izlemek isterdin? Genellikle insanlar hep internetle meşguller ve bu filmde de internette meşgul olmaktan çıkıyorlar ve doğal ortama gidiyorlar, yani işte yaşamları değişiyor falan. Ondan dolayı ilginç olduğu için izlemek isterdim. Çok teşekkür ederiz Derin. Kılıç hoş geldin. Hoş bulduk. Mencuno senaryosunu ilk okuduğunda neler düşündün? Adada kalma ve oyunun içine girme fikri gerçekten çok hoşuma gitti, ilgilendiğim şeyler. Peki Gizemli Ada Mencuno'daki Ali ile gerçek hayattaki Kılıç hakkında düşünceler neler, benzerlikleri ve farklılıkları? Ali gerçekten laf sokmayı çok seviyor, benim gibi. Kılıç da çok seviyor yani ben. Ali gözlük takıyor, ben takmıyorum. Şimdi sana filmdeki bazı karakterlerin isimlerini sayacağım. Sen de onlar hakkında neler düşündüğünü tek kelimeyle özetleyeceksin. Hı hı. Atakan. Sadece kendini düşünüyor. Barış. Aç. Emre. Cesur. Eren. Eren hakkında bilmiyorum ya. Azra. Azra anaç. Johnson. O da laf sokan. Deniz. Deniz de bilmiyorum. Masal. Masal severim. Öykü. Öykü tontiş yapmak. Ve şimdi son sorumuz var. Hı. Sen seyirci olsan bu filmi neden izlemek isterdin? Çünkü neden olmasın? Senaryosu güzel. Çok teşekkür ederiz Kılıç. Ne demek? Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Mencuno senaryosunu ilk okuduğunda neler düşündün? Bu işin çok eğlenceli olacağını ve hiri maceraya atıldığımızı düşündüm. Gizemli Ada Mencuno'daki Atakan ile gerçek hayattaki Mert'in benzerlikleri ve farklılıkları neler? Gizemli Ada'daki Atakan karakteri ve Mert'in açıkçası çok büyük farklılıkları var. Gizemli Ada Mencuno'daki Atakan ile gerçek hayattaki sen, yani Mert hakkındaki düşüncelerin... Öncelikle Gizemli Ada'daki Atakan ve Mert çok farklı iki kişilik. Tabii ki de benzerlikler bulunuyor. Bunlardan açıkçası en büyüğü kafasına koyduğu şeyi bir şekilde nasıl olduğu fark etmeksizin yapmak istemesi. Ben hani bir şeyleri daha fazla böyle güvenli, hani hiçbir şeyi riske atmadan ilerleme konusunda
daha yaklaşmacı bir şekilde ilerlediğimi söyleyebilirim. Şimdi sana filmden bazı karakterlerin isimlerini sayacağım. Tek kelimeyle belirteceksin. Ali. Küçük ve zeki. Barış. Tam anlamıyla komik. Emre. Atakan için uyuz ama benim için gayet eğlenceli. Eren. Ortamlardaki küçük sevecen çocuk. Azra. Her şeyi dakik yapmak isteyen Johnson. Sosyal medya fenomenlerinin bizim yaşımıza uyarlanmış versiyonu. Deniz. Deniz. Herkesten ayrı. Masal. Sevecen yani. Öykü. Böyle yanaklarının mıncırası var Öykü'nün. Çok tatlı yani. Kelimenin tam anlamıyla tatlı. Sen seyirci olsan bu filmi neden izlemek isterdin? Öncelikle bu kadar güzel bir kadroya sahip olan ve bu kadar eğlenceli bir işi neden izlemek istemeyeyim ki, bence daha doğru bir soru olur. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Lale hoş geldin. Hoş bulduk. Film hakkında sana birkaç tane sorum olacak. Mençuna senaryosunu ilk okuduğunda neler düşündün? İsmi zaten çok heyecanlandırmıştı ve böyle bir senaryoda da yer aldığım için çok mutluydum. O yüzden çok heyecanlıydım. Gizemli Adam Mençuna'daki Johnson ile normal hayattaki Lale hakkındaki düşünceler neler? Benzerlikleri ve farklılıkları. İkisi de çok arkadaş canlısı. Sadece sanırım Johnson benden birazcık daha süslü. Onun dışında benziyoruz bence. Şimdi sana filmdeki karakterlerin isimlerini sayacağım ve sen de onlar hakkında neler düşündüğünü bize söyleyeceksin. Ali. En zekimiz, zeki olan galiba. Atakan. Kibirli. Barış. Aç. Emre. Fedakar. Eren. Duygusal. Azra. Dakik. Deniz. Dost canlısı. Masal. Düşünceli. Öykü. Neşeli. Şimdi geldik son soruya. Sen seyirci olsan bu filmi neden izlemek isterdin? Ya ailece izlenebilecek, çok eğlenceli. Hani izlerken de keyif alınacak çok güzel bir film. Ve arkadaşlığı, dostluğu çok güzel anlatıyor bence. O yüzden kesin izlerdim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emir Sefa hoş geldin. Hoş buldum. Bugün sana birkaç tane sorum olacak film hakkında. Mençuna senaryosunu ilk okuduğunda neler düşündün? Valla ben direkt dedim bu film izlenir. Gizemli Adam Mençuna'daki Barış karakteriyle normal hayattaki sen, yani Emir Sefa arasındaki farklar ve benzerlikler neler? Direkt aynıyım. Neyse yani açlıktan gözüm döner falan filan. Hepsi aynı yani, hiç değişen bir şeyim yok. Şimdi sana film hakkında bazı karakterleri sayacağım. Sen de onlar hakkındaki düşüncelerini tek kelimeyle özetleyeceksin. Ali. Akıllı ya, çok akıllı bir çocuk. Atakan. Tek ben yaparım tiplerden. Emre. Emre lider ruhlu, bir çocuk. Azra. Azra da anaç ya, evet. Aynen, Azra da anaç. Johnson. Johnson böyle sosyal medya manyağı. Deniz. Çok tatlı ve sevecen bir çocuk. Masal. Masal çocukları çok seviyor. Hani çocuklara bayılan bir tip ya. Öykü. Öykü çok tontiş ve çok tatlı bir çocuk. Sen seyirci olsaydın bu filmi neden izlemek isterdin? Sonuçta diğer filmlerden sonra, yani bu zamana kadar bir sürü çocuk filmi yapıldı. Ve bana göre en değişiği bu. Sonuçta bu çocuklar adada. Yani normalde şehrin içinde çekilen bir film oluyor. Biz adada çekiyoruz ve hayatta kalma gibi bir şey. Yani ben olsam sırf onun için izlerim. Yani sonuçta bir çocuklar adada kalıyor. Başlarına ne geliyor merak eder, girer izlerim.